Selam Üretim Bandı dinleyicisi. Üretim Bandı aslında bir podcast'ten daha fazlası. Biz aktif bir topluluğuz. Ürün geliştirme ve şirket yönetimi ile alakalı konularda kendi aramızda konuştuğumuz ve yeni şeyler öğrendiğimiz aktif bir Slack platformumuz var. Katılmak istersen üretimbandı.com/slack linkine giderek topluluğumuza giriş yapabilir. Sadece topluluğa özel oluşturduğumuz içerik ve etkinliklerden faydalanabilirsin. Unutmadan topluluk üyeleriyle paylaştığımız 2 haftada bir yayınladığımız bültenimize de bekleriz. üretimbandı.com/bülten linkinden bültene kaydolabilirsin. Keyifli öğrenmeler. Herkese merhabalar. Üretim Bandı'nın yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugünkü konuğum Deniz İrgin. Armut.com Director of Engineering. Aynı zamanda çok sevdiğimiz Code Fiction Podcast'inin de kurucu üyelerinden. Hoş geldin Deniz. Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim abi. Sevdiğimiz falan deyince biz de mutlu oluyoruz. Niye canım? Seviyoruz. Hem seviyoruz hem de kardeş podcast olarak da görüyoruz. Yani hani benzer alanlarda, paralel alanlarda diyelim. Hani işte product ve mühendislik. Onların da ki bugün onu da konuşacağız. Ya seni Code Fiction'dan ve Armut'tan zaten tanıyorlardır ama biraz kendini anlatabilir misin abi? Olur abi. Son yani kariyerimin son 5,5 senesini Armut'ta geçiriyorum. Orada yazılım direktörü olarak çalışıyorum. Onun haricinde böyle CV veriyormuş gibi olacak ama işte 2007'de başladım şeye. Ne derler? Yazılıma. O zamandan beri yani yazılım geliştiriyorum ama işte direktör falan olduğundan beri eskisi kadar hands-on olamıyorsun tabii ama hala yani ben daha ölmedim gibi takılmasam da şey yapıyorum yani kendimi olan da diri tutmaya çalışıyorum. Onun haricinde zaten dediğin gibi podcastlerle uğraşıyoruz. Bir community oluşturmaya çalışıyoruz. Aslında insanları birazcık bilinçlendirmeye çalışıyoruz Code Fiction'la. Bu şekilde. Bilgisayar oyunları oynuyorum. Neler var mesela? Bu aralar oynadın. Ya bu ara Cyberpunk'a düştüm de oyun bitmemiş abi artık. Nasıl bir product manager'ı varsa. Oo, yumruk. Fena. Agresif başladım direkt. Ya şey bayağı bitmemiş yani. Bug falan değil. Eksik yani. Yapay zekayı bilmem neyi falan yapmamışlar. Ama bakalım düzelteceğiz diyorlar yani. Bir olay çıktı yani orada. %30 falan düştü hisseleri şirketin. Hadi ya. Ben çok şeyim yok oyun dünyasıyla maalesef çok şeyim yok ama ya Cyberpunk'ı Twitter'da tabii son birkaç haftadır görüyorum özellikle geçen haftadan beri. Buglar falan çıktığını da görmüştüm de bu kadar temel bir şey eksik olduğunu bilmiyordum. Yani hisselerini yerinden %30 yerinden oynatacak kadar bir eksiklik olduğunu bilmiyordum. Enteresanmış. Valla bugün hani bu bölümü niye çekiyoruz kısmına gelirsek daha doğrusu zaten daha konusunu da şey yapmadık ama Kasım'ın sonlarında işte Twitter'da yine gezinirken Deniz'in bir tweetine denk geldim. Hatta onu da biraz bir okuyayım diyorum. Onun üzerine aslında yorumlarını almak için Deniz'i davet ettim podcast'te. Sağ olsun sen de kırmadın. Direkt aslında tweet'i okuyayım. Öyle de konuya girelim. Deniz demiş ki, developer kökenli birisi olarak şunu söyleyebilirim ki bir product manager yetiştirmek, developer yetiştirmekten daha zor ve uzun bir süreç. Product manager'larımızı sevelim, onlara sahip çıkalım. Şimdi buna özellikle benim yazmak istememin sebebi hani bunu diyen birisi işte zaten cümlenin de başından dediğin gibi developer kökenli birisi olarak bunu söylüyorsun. Şimdi ben de product kökenli birisi olarak aslında bunu bir konuşalım, tartışalım, hani irdeleyelim. Hak verdiğim şeyler var, farklı düşündüğüm yerler var. Onu biraz daha böyle bir detaylandırmak istiyorum. Önce bir şeyi sorayım. Yani bu tweet'i neden attın? Yani ben hatta sana soruları yollarken ne yaşadın dedim burada. Hani bir şey mi yaşadın ki yani böyle bir tweet attın diye sorasım geldi. Yani yani evet uzattım ama neden attın bu tweet'i? Abi ben böyle aslında bu tweet'i attığımda böyle ufak çaplı bir infiale sebep olacağını bilmiyordum. Böyle altına falan acılar yaşamış developerlar, productçılar, şöyle productçılar böyle diye doluştular falan. Yani ben şey yapmıyorum, bir toplantıya girmiştik falan. Bir de bu ara işte 2-3 ekip daha kuracağız anlattı. Onların product manager işte hiring işlemlerini falan insan kaynaklarıyla götürüyoruz falan. Orada bir içinden geçti falan. Hakikaten de alıyorsun hani böyle yetiştiriyorsun 6 ay bir yıldan önce çok böyle şey verimli bir şekilde çalışmaya başlamıyor mu product manager yani. Orada içimden geçenleri anlatayım dedim Twitter'dan. Sonra başımıza bunlar geldi. Böyle product manager'lar paylaşmaya başladı. Developer'lar şey podcast'e çağrıldım falan. Aynen. Yani peki hani şimdi ya biraz irdeleyelim yani
Hani 6 ay 1 sene diyorsun ya, şimdi benim aklımda direkt şey geliyor. Yani bir developer için de benzer bir şey geçerli değil mi? Yani bir developer için de hani belki 1 sene olmasa da 6 ay koda aşina olması, nasıl ürün geliştirdiğinde şirketin aşina olması, hani bir developer için de bir onboarding süreci var sonuçta. Yok abi haklısın. Ya bunu yazarken şey anlamında söylememiştim. Product Manager şeydir. Hani developerlıktan zor bir meslek gibi dememiştim. Şöyle bir şey var developerlarda. Mesela biz bunu Armut'ta da gözlemliyoruz. Buraya aldığımız yeni başlayan bir junior developer'ın production'a bir şey kod çıkartması, bir feature geliştirmesi falan. Yani bunu 2-3 haftada ortalama yaptıklarını gözlemledik yani. Çünkü şimdi ya konuyu birazcık daha açmak istiyorum. Sen beni durdurursun çok konuştuğum Yo yerde. yo devam abi devam. Ya en azından bizim şirket açısından değerlendirmek gerekirse ya bir PM açısından PM olmayı öğrenmek zor. Yani şunu demek istiyorum. İlk defa PM'lik yapıyorsan da zor. Daha önce başka yerde PM'lik yapmışsan da zor. Çünkü şirketin kültürüne ve ürün geliştirme tarzına göre başka şirketlerde öğrendiği şeyleri unlearn etmen gerekebilir. Yeniden başka şeyleri öğrenmen gerekebilir. Çünkü ya yani product management denilen kavram böyle şey kadar development kadar standartlaşmış bir kavram değil. Sonuçta 1950'lerden beri yazılım geliştiriyoruz abi yani bir şekilde. Olay bir noktaya gelmiş. Product management şeyle de karıştırılıyor. Project management, product owner gibi kavramlarla da karıştırılıyor. Aslında çok farklı bir şey. Şimdi ben birkaç şey görüyorum. Zorluk görüyorum product managerların önünde. Sosyal anlamda ve teknik anlamda büyük bir yelpazede yetenekleri olması gerekiyor. Geliştirmeleri gerekiyor. Zaten analitik düşünme falan bunları olmazsa olmaz şeyler. Onları söylemiyorum. Yani mesela biz Armut çok data odaklı bir şirket. Data warehouse'umuz bütün şirkete açık tabii KVKK, GDPR kapsamında falan. Yani herkes ürünle ilgili kendi hipotezlerini üretebiliyorlar dataya bakıp ama PM burada data okuryazarlığının çok yüksek olması yani belki bir data scientist kadar değil ama çok yüksek olması gereken bir rol. Çünkü işi data. Bununla aslında product'ta ne yapması gerektiğini, nerede açıklar olduğunu, nereye geliştirme yapmasına karar veriyor. Bunun yanı sıra sırf bu da değil yani. Bazen her şeyi böyle A/B testlerle veya başka işte user generated eventlerle falan da anlayamıyorsun. Interview'ler falan yapman gerekiyor. Bu da ciddi bir sosyal yetenek gerektiriyor. Yani müşterileri çağırıp konuşman gerekiyor onlarla, ürünü şey yapman gerekiyor. Bunlar zaten var. Bir iletişim yeteneklerinin kuvvetli olması gerekiyor. Bir de bu product manager'ların da hani en büyük sorunu hani product management aslında people management gibi bir menajeri rol değil ya aslında ürünü şey yapıyorsun. O yüzden birazcık ikna ile gitmen gerekiyor. Tabii bunun için elinde çok büyük data gibi bir şey oluyor zaten data ile prove ettiğin zaman da. Ama hem developerların dilinden anlaman ayrı bir konu. Birazcık teknik de öğrenmeye başlaman gerekiyor. İşte yani bir API nedir, endpoint nedir gibi konularda konuşmaları takip edebilmek için veya işte container, serverless, microservice falan bu muhabbetlere de yavaş yavaş aşina olması gerekiyor. Öteki tarafta da business'ı falan da bilmesi gerekiyor. Business ekipleriyle çok yakın çalışması gerekiyor. Yani bir sürü şeyi var. Bir de şöyle bir handikap var PM'in. Çünkü görevlerinden biri de aslında bana bakarsam kendi teknik ekibini de korumak bazen yani hayır diyebilmek gelen şeylere. Bunu çünkü şey yapamazsa direkt yazılımcıların gözünde maalesef şey olabiliyor işte business'ın adamı bu falan gibi veya kadını gibi şeylere görünebiliyor ama veya bunun dengesini kaçırırsa işte business tarafında yetersiz falan görülebiliyor. Bir de aynı anda bu iki kategoriye de düşebildiğini gördüm ben product manager'ın. Hani ne oraya ne buraya yayınabiliyor. O yüzden yani zor bir iş. Data odaklı olmalı, rasyonel olmalı, iyi roadmap çıkartmalı, ikna etmeli. O anlamda demiştim ben bunu. Açabildim bilmiyorum. Evet, yok çok güzel açtım. Bu arada ben de hani bunu konuşalım derken amacım şey değildi. Yani böyle hani anlat gel anlat derdini nedir problem falan gibi öyle bir durum yoktu yani. Ya dediğini anlıyorum, hani biraz daha geniş bir, ya geniş yelpaze dedin zaten, hem sosyal anlamda hem teknik anlamda hani bazı şeyler hakim olması gerekiyor. Hani geliştirmesi gereken yeti adedi belki fazla diye öyle bir şey dedin. Bu arada ya katılıyorum genel şeyine. Bir şey dedim mesela, hani senin için mesela product manager ürün ekibine daha mı, yani teknolojiye mi daha yakın yoksa business'a mı daha yakın? Senin anladığın şekilde PM'lik. Ya benim anladığım şekilde yani evet Armut açısından söyleyebilirim. Yani burası biz kendimizi bir teknoloji şirketi olarak görüyoruz ve evet yani product management engineering'de kol kola giden bir yer. Hatta yani bizde engineering diye bir departman da yok abi yani. Şöyle anlat. Aslında biraz Armut'u anlatayım mı ne dersin? Tabii. Abi biz yani uzun süre önce kendimizi product takımları şeklinde organize ettik. Yani bir user'ın funnel'ın çeşitli parçalarını çeşitli product şeylere takımlarına verdik. Orada çeşitli metrikler belirledik. Bunların hepsi aslında product takımları şey gibi çalışıyorlar. Ufak startup'lar gibi çalışıyorlar şirket içerisinde. Birazcık bağımsızlar ama hani öyle de kafalarına göre takılıyorlar anlamında bağımsız değil. Tabii. Product takımı işte bizde şeyden oluşuyor. O yüzden hani product ekibi diyoruz. İçerisinde PM var, tech lead var, backendçiler, frontendçiler, mobilciler, UX designer gibi farklı roller var. Yani biz
ARM'da bir product takımının 3 piları olduğunu düşünürüz. Yani teknik ve UX olarak. Yani takım bunlar sırtlıyor anlamında değil de aslında çok buralarda bir grooming aşamalarında bir storylerin oluşturulması gibi konularda bu üç insan çok aktif rol oynuyor. Ya bizim aslında product'a bakış açımız da bu. Çok fazla engineer var takımlarımızda tabii ki. O yüzden engineering odaklıyız diyebilirim. Peki sence mesela bu bahsettiğin şeyler arasında, yetiler arasında BPM için en zor öğrenilecek şey ne? Yani senin gördüğün kadarıyla. Technical debt konusu abi. Valla o konuyu çok zorlandık yani teknik özellikle yani developerlar için bunun ne kadar bir ölüm kalım meselesi haline getirdiklerini bilmiyorsa BPM çok zorlanabiliyor technical debt bırakma, teknik borç bırakma konularında. Yani o yüzden zaten çok yakın çalışmasını istiyoruz takımın product manager'ıyla şeyine, tech lead'ine. O konulardan da product manager'a destek olsun diye. Ama yani bazen de tabii ki sen de yani biliyorsun işi bırakıyorsun yani teknik borç. Her zaman istediğin gibi geliştiremiyorsun. Bu konuda da takımı ikna etmek gerekiyor. O anlamda hem product manager'ın teknik borcu anlaması hem ekibin bu konuda anlayışlı olması o anlayışı oluşturmak en zorlandığımız konulardan biri olmuştu. Peki biraz mesela değindim bu konuya da. Sen bir PM'den ne kadar teknik bilgi sahibi olmasını beklersin? Yani eski yazılımcı olmasını bekler misin? Beklemem sanırım ya o çok büyük bir haksızlık olabilir ama şeyi isterim yani sonuçta ortada bir ortak dil oluşuyor işte developerlarla. Orada hani onları mimari tasarıma falan girip groominglere girip böyle taskları parçalamaya kadar girmesine gerek yok aslında ama hani genel tasarımı çizdiğimizde şuraya şöyle bir şey gidiyor. Buradan arkada şöyle coblar çalışıyor. Bunu böyle yapıyoruz falan gibi şeyler veya event storming gibi domain driven design gibi şeyler uygulanıyorsa oralara hakim olmasını bekliyoruz tabii. Anladım ya, biraz daha hani o ortak dilde en azından o tercümanlığı yapabilecek kadar diyorsun yani. Aynen. Yoksa Anladım. zaten bir dünya işi var. Yani SQL de bilmesi, yani query language'lerden birini bilmesi çok yararlı oluyor tabii ki data ile uğraştığı için. Bunu mesela şu, kendi beraber çalıştığım PM'leri düşündüğünde, teknik olmayan, yazılım geçmişi olmayan PM'leri düşündüğünde, mesela bunu en iyi yapanı hayal ettiğinde sence o kişi nasıl o seviyeye geldi? Yani ne yaparak o teknik dili anladı? Ya işte o yüzden bu 6 ayla 1 yıl arasında birazcık da o yani toplantıları çok iyi takip etmesi gerekiyor ama burada abi developerların tek değildi. O takımın diğer ögelerinin falan product manager'a çok destek olması gerekiyor. Sürekli sorularını cevaplaması, anlatması, yılmaması gerekiyor yani. Bu anlayışın gelişmesi lazım. Bir product manager'ın gelişiminde yani o takımdaki developer'lar da çok önemli rol oynuyorlar. Kesinlikle. Buna %100 katılıyorum. Yani ben hani kendimden bahsedeyim. Benim teknik bir geçmişim yok. Tamamen hani sen de söyledin hani yöntemi, soru sorma yöntemiyle ve işte andaç başta olmak üzere paraşütten diğer bütün yazılımcılar da sabırla hani her şeye, her şeyine kadar hani en alt katmanına kadar her şeyi anlattılar sağ olsunlar. Sabırla anlattılar yani. Bir çocuğa anlatır gibi. Bence de hani en kritik yöntem o. Yani soru sorup anlamaya çalışmak, gerçekten hani anlamaya çalışmak. Bu arada bence iki yönlü bir alışveriş. Yani bence PM'in de yazılımcılara ve diğer herkese karşı sorumluluğu da hani business tarafını, biz bu işi neden yapıyoruz kısmını da hakikaten net bir şekilde anlatması lazım. Sorulara sabırla cevap vermesi lazım. Çünkü sonuçta developer'dan da business'ın her şeyi anlamasını beklemiyoruz. Abi beklemiyoruz haklısın o konuda ama orada birazcık developer olarak çuvaldızı kendimize batırmamız lazım. Neden diye soracak olursan aslında biz şeyi hedefliyoruz böyle %100 başaramadık bunu ama developerların da ekipte discovery aşamasında product manager'la beraber aktif rol almaları çok yararlı oluyor ama ya developerlar da bazen şeyde kalmak isteyebiliyorlar. Execution aşamasında kalmak istiyorlar yani. Evet. O dengeyi tutturmak lazım. Evet yani o savaşı ben de verdim. Çok şey değil yani, anlıyorum yazılımcıları. Sonuçta hani ben kod yazmaya geldim diyor buraya. Ama o discovery aşamasında her farklı bakış açısının olması ve yazılımcının da orada oluyor olması gerçekten inanılmaz işi fark ettiriyor ya. Abi, Yani soyut bir şey değil bu söylediğim şey. Yani gözlerimle gördüğüm bir şey yani. bence orada bir PM'in en büyük silahı dashboardlar. Takımın metrikleri bak şuradan şuraya getirdik arkadaşlar bu projeyle falan. Yani biz onu gözlemledik. Developer'a metrik gösterdiğin, rakam gösterdiğin zaman acayip şey oluyor yani gaza geliyor. Çünkü herkes başarı istiyor abi sonuçta günün sonunda. Evet, çok mantıklı aslında. O metrikler zaten hani daha kendine yakın olduğu bir şey rakamlar, developer'ın. Hani rakamlarla belki müşteriye yaklaştırıp ondan sonra da belki de gerçek bir müşteri göstererek işin kalitatif tarafına da dahil edebiliriz. Bu yöntem güzelmiş ya. Dashboardlar üzerinden gitmek güzelmiş. Evet, çünkü hakikaten anlaşılıyor zaten. Dashboardlara baktığı zaman developer'da hani şeyi sorgulamaya başlıyor. İster istemez yani, analitik insanlar olduğu için ister istemez o rakamı gördüğü zaman sorguluyor yani. Bu ne? Şu ne? Bu ne anlama geliyor vesaire. O zaten bir, o diyaloğu başlatıyor. Aynen abi. Peki
Şimdi şey tarafına girersek aslında bu PM'in biraz daha hani insan yönetimi tarafına girersek. Orada sen ne bekliyorsun bir PM'den? Abi işte orası gerçekten şey bayağı işin sosyal yetenek gerektiren kısmı var diye orada zaten. Bir de ister istemez PM'in bir kaynak planlamasına kaynak planlaması demeyelim, kaynak da demeyelim. Gene linç Evet. yiyeceğim hani de bu kimseye. Ama şeyi görmesi lazım. Benim ekibimin kapasitesi bu. Benim roadmap'imde bunlar var ve yani kısa vadeli bunları match ederek bir takım projeleri çıkartması gerekiyor ve yani en azından bizim şirkette hani no estimate diye bir kavram var. Estimation'ı kavram kendimize veriyoruz yani ölçü birimi olarak. Ama gene roughly bir şey yani sonuçta insanlar şey bekliyorlar. Yani kategori strateji tarafında o kadar insan girmiş, machine learning tarafından analizler yapılmış bir şey çıkmış ortaya falan. Onlar da result bekliyorlar. Yani oradaki o dengeyi iyi tutturması gerekiyor bir PM'in. İnsan yönetimi derken aslında en önemli konu o. O iki tarafı buluşturmalı, beklentileri karşılayabilmeli ve ekibini de burnout etmemeli. Anladım. Bu burnout konusundan yani sen diyorsun ki aslında PM'ler de sorumlu. Ya evet ama işte ben Armut'ta hani başarmaya çalıştığımız ve çok hani gene ben gene başarılı olduğumu düşündüğüm konulardan biri de şu. O ekipteki herkes abi şey demeli. Biz takımız demeli. Biz product takımıyız demeli yani. Ben engineer'im, sen designer'sın, sen product manager değil yani. O takımın amacı belli. Herkesin rolü belli. Bu tabii zamanla oluşan bir şey. Onu soracaktım aslında. Yani sen şimdi takımda değilsin. Sen yani yönetici pozisyondasın. Yönetici pozisyonda takımların içine girmeyerek o takımların takım olmasını nasıl sağlıyorsun? Ya elimden geldiğince bu arada şeylerine ne derler retrospektif toplantılarına falan katılmaya çalışıyorum. Ve şeyi sağlamaya çalışıyoruz zaten. Bu yapıcı feedback verme, her şeyin açık açık konuşulması konusu kültürü ne oluşturmak bir şirkette şey zor olan konulardan biri bunu başarmaya çalışıyoruz. Yani abi retrospektif dediğinde her şey konuşulacak yani. Kimse içinde bir şey tutmayacak. Bunu sağlamak çok önemli. Bütün problemler orada dökülmesi gerekiyor. Yani benim buradaki görevim developerlara hani bu konuda mentorluk yapmak oluyor. Hem teknik konularda zaten elimizden geldiğince yapıyoruz. Ya şimdi böyle ben her şey mükemmelmiş, dükensiz gül bahçesiymiş gibi anlatıyor olabilirim ama yani biz de belli aşamalardan geçtikten sonra bu bizim Engineering Manifesto'yu yazdık yani. Ha, ona girelim abi. O Engineering Manifesto ben linkte de paylaşacağım. Yani şey notlarda da paylaşacağım. Armut Engineering Manifesto diye bir şey var. Bence herkes okumalı. Hani bir örnek olarak irdelemeli. Ya bunu niye yazdınız? Bir kere ondan başlayalım. Ondan sonra detaylarına gireriz. Abi bu ürün ekiplerini ilk böyle bölüp parçalamaya başladığımız yani şirket büyüdükçe iki aşamada problem gördük. Bir, ürün geliştirme kültürünün, yazılım geliştirme kültürünün şirket içerisinde yayılması konusunda problem gördük. İki, rollerin ayrılması konusunda yani developer ne yapar, product manager ne yapar gibi konuları da netleştirmemiz gerektiğini fark ettik. Bir de şey konusu falan vardı ya sonuçta şeye çok önem veriyoruz biz. Yani sırf yazılımı geliştirmek değil, geliştirebileceğimiz en iyi şekilde yazılımı geliştirmeye orada çok önem veriyoruz. Yani ve oradan şöyle bir ihtiyaç hasıl oldu. Aslında developerlar ve çalıştıkları stakeholderlar ki en zaten çalıştıkları kişi product manager. Biz nasıl kod geliştiriyoruz? İşte bizim için definition of done şeydir. Bir contract gibi oldu o yani. Bir sözleşme gibi oldu aramızda. Bizim için definition of done bir şeyin unit testlerinin yazılması, kod review'den geçmesi, otomatik testlerin yazılması falan gibi şeyleri koyduk oraya. Ve her şeyi monitör ederiz, alerting'ini koyarız, her şeyi otomatik ederiz falan gibi şeyler yaptık. Bunu koyunca abi herkes rahatladı zaten yani. Kimse abi bu task ne oldu falan demiyor. Çünkü artık task'ın tanımında mesela bu tür hem developer'ların yapmak istediği şeyler hem de yapılması çok yararlı olan şeyler de netleşmiş oldu. Şirket de aslında bizim nasıl çalıştığımızı anlamış oldu. O anlamda diyebilirim iyi oldu Şirket yani. dediğin product manager ve diğerleri mi yoksa product manager hariç yani diğer business takımları mı? Diğer business takımlarını daha çok kastettim. Zaten product manager'lar iç içe yani. Anladım. Peki yani bu arada bence çok güzel. Tavsiye ederim herkesin okumasını. Bir de hani şey dedin hani el sıkıştık bazı şeylerin tanımlarının ne olduğu konusunda. Zaten hani eminim ki işe alım süreçleriniz zaten çok hani parçalışıyordur ve gelen insanlar zaten hani kültürel olarak da size yakındır. O yüzden aslında yaşanan problemlerin çoğunu ben biraz da şey diye tanımlıyorum yani iletişim problemi. O yüzden aslında bunu böyle kağıda döktüğün zaman sizin döktüğünüz gibi onları bayağı azaltmış oluyorsun. Evet Yani abi haklısın. Zaten yani bunca yıllık developer hayatımda bir şey biliyorsam o da bir şeyler patlıyorsa, bir proje patlıyorsa iletişimden patlıyor yani. evet. Ya bunu yazıya dökmeniz de bence hani bunu bir zaten buna önem veriyoruz biz. İletişime önem veriyoruz demenizi dediğinizi gösteriyor. Şimdi oradaki maddelerden bir tanesi çok hoşuma gitti. Siz şöyle bir şey yazmıştınız. We are all product developers, not just software developers. Ne demek bu sizin için? Abi biz bunu ilk yazdığımızda bazı aramızdaki arkadaşlar
ayak yapıyoruz. Hani bir ya, bu manifestoyu yazdık ama hoş görünelim birazcık da gibi düşündüm ama ya aslında genel bakışımız orada hakikaten bu şekilde yani. Şunun developerların şunun bilincinde olması lazım ki yani bilincindeler. Biz bir ürün geliştiriyoruz ve bu ürün customer'a dokunuyor. Yaptığımız her şey birilerinin hayatını etkiliyor. O yüzden aslında sırf bir engineer kafası değil de ürün kafasıyla bakmak gerekiyor yapılan bütün geliştirmelere ve oradaki şeyi ownership'i de aslında sağlıyor. Onu o yüzden oraya koyduk. Anladım. Yani direkt müşterinin gözünden aslında teknik şey konulara Evet bakıyorsun abi. ki hani günün sonunda yazdığın kodun aslında müşteride bir değer yarattığını altına çizip ona göre karar veriyorsun. Benden çok daha iyi anlattın. Yok Bu da estağfurullah. Yok güncel hani olarak. o yazıda gayet net zaten yani senin anlattığın da çok net. Zaten hani sen dedin ya hani ayak mı yapıyorsunuz falan bana hiç öyle gelmedi yani. Hani ben okuduğumda evet çok doğru yani bunun altına imzamı atarım ve hani böyle bir şeyi koymaları da süper olmuş dedim yani. Çünkü demek ki o işte hani ürün kafası kelimesini de kullandım. Ben de aynısını söylüyorum yani. Hani o demek ki teknik ekipte de tüm ekipte de bir ürün kafası var yani. Hatta bence bu yazılımcılar için sadece yazılımcılar için geçerli değil. Bence business tarafı için de geçerli bir şey bu ürün kafası olması veya işte müşteri kafası mı diyeyim artık neyse. Evet abi, evet. Herkesin aslında müşteriye dokunduğunun farkında olması gerekiyor. Peki mesela yeni bir takım arkadaşı aldığınızda bu junior veya senior aslında belki junior senior farklılık gösterebilir ama bu maddeye çabuk alışıyorlar mı? Yoksa biraz öğrenilmesi gereken bir şey mi bu? Ya daha önce böyle bir şey görmediyse biraz öğrenilmesi gereken bir şey oluyor ama sıfırdan bir takım kurduğunuzda tabii bu problemler daha net ortaya çıkıyor ki önümüzdeki aylarda bu tür şeyler de yapacağız ama zaten oturmuş bir product takımına geldiğinde çok hızlı adapte olduğunu gördük buna takımındaki insanların. Anladım. Zaten atıyorum takımda 6-7 kişi var veya 5-6 kişi var. Biri daha Aynen. geldiğinde zaten bayağı içeride asimile oluyor diyelim iyi anlamda. Aynen. Ya orada şeyin oturması gerekiyor işte. Daha başta da söyledim yani developerların yapıcı bir şekilde challenge edebiliyor olması da gerekiyor bazı şeyler. Aynı şekilde PM'in de o tür şeyleri yapabilmesi gerekiyor. Anladım. O zaman yapıcı challenge dediğin zaman aslında diyorsun ki yazılımcıya sen atıyorum PM'in problem analizini challenge et diyorsun. Evet. Ya onu yapması gerekiyor ama bu tabii ki kavga dövüş anlamında o yüzden Tabii yapacağı tabii. anlamda dedim Tabii yani. tabii. Amaç challenge yapmak değil zaten. Amaç hani doğru çözüme veya doğru şey cevaba ulaşmak. Peki mesela şeyden de bahsettin. Rol tanımları da var dedim bu şeyin içerisinde, dokümanın içerisinde. Bizim de yaşadığımız bir challenge'dı o. Şimdi rol tanımlarını yaparken hani bu konuşmayı siz de yapmışsınızdır orada fikrini merak ediyorum. Mesela problem çözüm spektrumunda diyelim. PM'in sorumluluğu nerede bitiyor? Yazılımcının sorumluluğu nerede başlıyor? Tabii şimdi çok soyut bir soru ama hani konuşarak bence netleştirebiliriz. Evet abi yani orada aslında yazmış şeylerden biri de işte bu why, how, what döngüsüydü. O güzel bir framework aslında bir olaya bakış açısı kazanması açısından. Yani problem çözme framework olarak güzel bir framework o. Şöyle bahsedersek aslında PM'lerin görevi abi bizde şey hem designerlarla hem business ekipleriyle UX'le falan beraber çalışıp aslında ortaya bir story çıkartmasını istiyoruz. Ve burada şey gidiyoruz behavior driven development gidiyoruz o Gherkin falan yazmaya başladık biz. O öyle olunca bir parantez açayım. Hem proje yavaş yavaş self-documented bir hale geliyor. Hem de çok fazla otomatik testin birikiyor. Böyle bir geceleri rahat uyuyarak canlıya çıkmaya başlıyorsun. Developerlar ona göre test yazmaya başlıyorlar. Ondan sonra abi bizde şöyle bir toplantı modeli var. Çok kötü isimler verdik ama şimdi bir pre-grooming diye bir toplantımız var. Burada aslında tech lead'le şey product manager bir araya geliyorlar ve bazen UX'cisi de geliyor takımın. Story'leri önceliklendiriyorlar beraber ve orada işte teknik yorumları alıyor product manager. Ve bunu alan işte şeyleri çok iyi anladıktan sonra ihtiyaçları tech lead gidiyor developerlarla bunları groom ediyor. Teknik kartlara parçalıyor. Orada gerçekten detaylı bir şekilde yazıyoruz test kezlerini şeylerini falan ve assignment'ları yapıyor. Ondan sonra da developerlar geliştirmeye başlıyor ama burada bir tane daha özel bir toplantı demeyeyim de bir session koyduk. Sürekli gün içerisinde developerlarla product manager'lar demo feedback dediğimiz session'ları yapıyorlar. Yani daha bir ürün, bir feature test veya stage ortamına geçmeden developer aslında sürekli product manager'la konuşarak şey alıyor, feedback alıyor ve demo yapıyor ona. Ve ondan sonra işte otomatik bizim pipeline'lardan geçtikten sonra hiç bekletmiyoruz abi. Kanban uygulanıyor biz de canlıya vuruyoruz şeyleri. Yani PM hem story getirme konusunda sorumluluğu var hem de olayın takibini yapma konusunda da sorumluluğu var. Burada tabii başka problemler de falan çıktı onları da ayrıca şey yaparız. Ne gibi? Ya abi bizim şirkette bir şey isyanı çıktı. QA'ci isyanı Ne, niye? çıktısın abi şeylerde. Ya şimdi haklı da buluyorum. Ya benim QA'ci lazım isyanı mı bu? evet Ha, okey. haklı da buluyorum kezlerini getirdikleri zaman.
Benim şimdi konuya bakış açım şu. Yani insanın yapabildiği her şeyi aslında bilgisayara yaptırabiliriz. Test kezleri dahil bunları otomate edebiliriz. O yüzden benim için end-to-end testlerin falan yazılması da developerların sorumluluğunda geliyor bana. Ama bazı ekstrem kezler oluyor. İnsanın bakması gereken gibi. Ama işte burada ekiple konuştuktan sonra aslında onların da şey yapmak istediği, bizim bu test pipeline'ını, otomatik test pipeline'ını, bu senaryoları çıkartma konusunda bize yardımcı olacak ve bir testçi bakış açısıyla bakacak bir insan deyince bana da çok mantıklı geldi. Aslında yani takımın dördüncü piları gibi düşünülüyor QA'ci. Hani product manager'la ve teknikle de beraber çalışarak şey yapan. O yüzden hani QA'de şey yapmaya başladı. Yani ayrı bir QA ekibi düşünmüyoruz ama product takımlarına QA'ci insanları dahil etmeyi düşünüyoruz. Böyle bir şey yolu. Anladım. Merak ediyorum nasıl sonuçlanacak. Ya bizde de yani Paraşüt'te de benzer bir şekilde hani testler developerlar tarafından yazılıyor. Ayrı bir QA yok. Şeyler de yani kullanıcı testleri de PM ve designer tarafından yapılıyordu ama hani öyle çok aşırı böyle bir çok belirli bir süreç de yok orada. O yüzden hani belki yani ölçekte özellikle arttıkça bu daha farklı bir hale gidebilir. Peki şeyi soracağım mesela bu demo feedback enteresan geldi. Demo feedback dediğin şey böyle çok belirgin saatleri veya günleri olan bir şey değil, değil mi? Daha böyle hani abi gel bir baksana. Bak şu ana şuraya kadar yaptım. Bir bak nasıl oluyor gibi bir toplantı mı bu? Aynen abi, spontane gelişen ama bir alışkanlık haline gelmesi gereken toplantılar bunlar. Yani şeyi bekliyoruz developerlardan, özellikle client tarafında çalışan, işte şey frontend mobil tarafında çalışan arkadaşlardan, daha test ortamına çıkmadan bir beraber test etmelerini ve requirement'ları karşılıyor mu diye bakmalarını bekliyoruz. Yani onu yaptığımız zaman aslında daha otomatik testlere bile gelmeden birçok problemin çözüldüğünü ve iletişim probleminin de aslında çözüldüğünü fark ettik. O Anladım. yüzden PM yani böyle story yetinen adam, orada ayrı bir insan değil. Sürekli ekibiyle iç içe çalışan, developerlarla birebir çalışan bir insan olmalı. Orada zaten işte senin de başta dediğin ya product zaten yani sizin teknoloji veya yani mühendislik engineering diye bir takımınız yok. Sizin product Aynen. takımınız var. O yüzden siz tek bir takımsınız. Yani story'yi getiren de yapan da aslında aynı takım. Farklı insanlar olabilir ama aynı takımdaki insanlar. Aynen abi. Peki abi şeyi soracağım. Story dediğin yani Agile Story'den mi bahsediyoruz yoksa başka bir şey mi? Abi biliyorsunuz story kavramı birazcık Evet. değişik, yani her tarafa çıkıyor bizim. Evet. Ya Jira'da aslında story olarak açılıyor bunlar. Yani içeriğini tartışırsak şey, mesela bu as a user bilmem ne bilmem ne Evet. formatını da kullanabilirsin ama biz şeyi kullanıyoruz. Given when then formatını kullanıyoruz, bu Görkin'in şeylerini. Job story miydi o? Abi işte çok fazla kavram var Evet. orada. Onlar yani story'den kastettiğimiz aslında şey, hem test case gibi hem de şey, ihtiyacı anlatan, requirement'ları da ayrıca orada yazan bir şey. API'nin şeyleri, büyük parçaları. Anladım. Yani o işte story'nin altında daha detaylı bir şekilde zaten anlatıyor orada. PM Aynen. diyorsun. Anladım. Ve hani pre-grooming'de de grooming'de mesela PM var mı sizde? Genelde katılmıyorlar çok teknik olduğu için ama bazen böyle gözlemci olarak katılabiliyorlar. Hani özellikle ilk başlayan PM'lere tavsiye ediyoruz. Hani bu teknik konulara da bir öğrenmesi açısından o anlamda yararlı oluyor. Ama bir süre sonra öğrendikten sonra sıkıldıklarını fark ettik. O Evet. yüzden bir şeyimiz yok yani. Evet çok fazla teknik olabiliyor o session'lar. Ama ya benim gördüğüm atıyorum zaten ya tabii ofisteyken başkaydı ama hani illaki PM'in bir input'u gerekiyorsa zaten çağırıyorsun. Geliyor anlatıyor input'unu veriyor sonra çıkıyor. Hani öyle şeyler de oluyordur diye düşünüyorum sizde de. Aynen. Ya orada şey özgürlüğünü de verdik takımlara. Hoş, kimse değişiklik yapmadı da yani Agile olalım. İstediğiniz Agile framework'ünü seçebilirsiniz. İsteyen takım kendine Scrum'ın daha çok uyduğunu düşünüyorsa Scrum uygulasın veya Kanban'da devam etsin diye. Yani şu ana kadar bir iki takım tartıştılar bunu falan ama Kanban'da devam ediyor çok bütün takımlarımız. Anladım. Peki yani şimdi şeyi merak ediyorum. Şimdi onboarding'den bahsediyorduk yani hani bir product yetiştirmek zor. Bence developer yetiştirmek de zor. Yani ikisini de şey yapalım, değerlendirelim. Sizin şu an Armut'ta uyguladığınız ve yani bunları tavsiye ederiz dediğin PM onboarding veya developer onboarding taktikleri nelerdir? Ya şimdi biz de çok onboarding sistemimizi zaman içerisinde Tabii. değiştirdik insanlarla. Eskiden insanları daha izole bir onboarding'de tutuyorduk. Yani developer geldiyse engineer'larla, product manager geldiyse hem diğer product manager hem engineer'larla şeklinde yapıyorduk ama hem pandemi dönemindeki bu iletişim sıkıntılarının artması hem de bunun yetersizliğini gördükten sonra aslında böyle 2-3 haftalık kapsamlı bir onboarding planı hazırladık insan kaynaklarıyla oturup. Şirkete başlayan herhangi biri, product manager olsun, developer olsun fark etmezsin, şirketteki bütün şeylerin yöneticileriyle, departman yöneticileriyle veya oradaki diğer team takım liderleriyle görüşüyor ve aslında şirket nasıl para kazanıyor, şirketin iş yapma şekli ne falan, orada herkes de yani finansından
muhasebesine, kategorisi, marketingi, yani herkes, operasyonu, herkes giriyor oradaki toplantılara, sırasıyla toplantıları atıyor. Bu standart alanı. Ondan sonra developer ve product manager'a göre özelleştiriyoruz. Developer'lar daha çok artık infrastructural şeylere falan girmeye başlıyorlar. Onboarding'lere girmeye başlıyorlar. Backend'çilerse, frontend'çiler falan. Product manager'lar da daha çok product manager'larla çalışmaya. Oradaki hani bizim yazılım geliştirme sürecimiz nasıl işliyor? Jira'yı nasıl kullanıyoruz? Nerelerde kart açıyoruz? İşte bug fixler nasıl yapılıyor falan gibi daha... Ya da bizim kullandığımız tool'lar ne? Nasıl dataya bakıyoruz? Data warehouse'u eğitimi falan gibi. O tür daha farklı eğitimlere yöneliyorlar. Bunun hani şey olduğunu, daha yararlı olduğunu gördük. Özellikle developer tarafında hani biz hani insanların hoşuna gider diye hani birinci haftadan itibaren böyle bir tane task atıp hadi bakalım hani bir baskı yapmadan tabii ki şeyin olsun diye şey. Bu insanları acayip strese sokuyormuş abi bazı juniorları falan. Oysa ki yani onu ne kadar net anlatırsan at hani senden böyle bir beklentimiz yok, fail etmeyiz, şey yapıyoruz zaten diye. O yüzden böyle bir araya bir buffer koyduk yani. Kimseye 2-3 hafta bir şey yaptırmıyoruz. Anladım. Peki şey var mı mesela PM'lerde de benzer bir şekilde çok kısa sürede bir şey çıkarma gibi bir hedefler var mı? Yani işte o oradan hani beklentilerimiz biz yıllar içerisinde şey yaptık yani hakikaten aylara yaydık yani bir PM'den neler şey yapması gerekti. Burada işte görev o takımın tek lead'i, developer'ları ve UX sistemine düşüyor yani. Çok olabildiğince hızlı bir şekilde oryante etmeleri lazım. Yani birbirlerinin yedeği değil bu insanlar tabii ki ama UX'çisinin de aslında takımın metriklerine hakim olması ve takımın aslında nereye gitmesi gerektiğini biliyor olması lazım. Anladım. Şeyi merak ediyorum ya, tam bu konuyla alakalı değil belki ama benim de tam daha çözemediğim bir aslında konu bu. PM o takımın lideri midir sence? Yani bir ürün takımının. Şey bir soru ya, çok cevaba göre çok farklı yerlere gidecek de bir konu. Ya ben de çözemediğim için soruyorum yani, buna aynen katılıyorum yani çok. Bilmiyorum, sen söyle de ben de sonra şey yaparım. Ya şimdi bir teknik liderlik yapmıyor kesinlikle zaten developerlara falan ama bir açıdan baktığın zaman da product development, product roadmap'ini çıkartılması konularında liderlik yapıyor yani. Şimdi bunun şeyi yok, damıcım yok yani. Oralarda bir iki adım öne çıkıyor yani product manager. Hani şunu yapıyoruz, bunu yapıyoruz gibi diktatöryel bir şekilde değil ama yani yön verme dediğimiz zaten olay da bu yani. Orada bir daha ağır basıyor yani diğer takımın ögelerine göre. Ama başka rollerde, başka konularda ağır basıyor yani. Anladım. Sen diyorsun ki aslında takımın üzerine çalıştığı veya takımın hangi aşamada olduğuna göre farklı lideri olabilir diyorsun yani. İşte daha böyle hani backlog roadmap tarafında veya ne üzerine çalışacak, neden o konu üzerine çalışıyoruz kısımlarında PM liderlik yapar. Ama o işin biraz daha hani development tarafına gelindiğinde tek Aynen, liderlik tek yapar lider. diyorsun. Aynen. Ben de hani sana katılıyorum bu şeye, kırılıma. Kafamda çözemediğim konu biraz da şey, liderlik tarafları. Yani günün sonunda atıyorum işte, yani ya ister yönetim olsun, ister hani bir konuya, yani sizin takıma ait bir konu var ve onun atıyorum problemli bir konu ve onun işte çözülmesi gerekiyor kısmında veya hesap verme değil de daha böyle hani accountability Aynen. açısından böyle tek bir lideri olmalı mı bir takımın diye sordum da işte orası benim kafamda net değil. Abi ister istemez bir takım durumlarda gözler o takımın product manager'ına dönüyor yani. Hem bir şeylerin açıklanması hem de bir şey fail ettiyse gene onun açıklanması konularında developer tayfası oradan bazen çok çabuk satabiliyor Yo, yani. onu o yaşadım. Onu çok yaşadım da. Şey, hani şey için soruyorum aslında. Yani düşündüm söyleyeyim. Abi liderlik dediğin şey böyle bir hani CV'de yazdığın bir şey değil ya, veya böyle öğrenebileceğin teknik bir şey değil ya. Ne bileyim, şey bile öğrenirsin yani, interview tarzını bile öğrenirsin. Yapa yapa öğrenirsin yani. Ama liderlik biraz da karakterle alakalı ya. Liderliği de bir yere kadar öğrenirsin de biraz da karakter meselesi. O yüzden hani bazen de şey gibi geliyor bana. Yani bir takımın lideri bence engineering manager veya tech lead de olabilir gibi. Yani o takımda en kendini lider olarak gösterebilen kimse o lider olabilir. Ya bu designer da olabilir, developer da olabilir, PM de olabilir gibi geliyor. Aynen abi, yani product'a ne kadar sahiplendiğinle de alakalı bir konu. Bu ama yani ben olayların doğal evrimine baktığım zaman yani bir takımın oluşması ve oturması süreçlerinde yani yer yer burada bu görevi PM'lerin üstlendiğini gördüm, hatta yani böyle takımlarımız var. Yani toplantıyı organize ediyor, toplantıyı yönetiyor, sunumları ayarlıyor, şeyleri, dashboardları açıyor, işte groomingleri, şeyleri, retrospektif toplantılarını yönetiyor falan. Orada öne çıkıyor yani, daha dışı dönük ve şey bir insansa kimsenin de buna itiraz ettiği yok yani. Tabii. Ama yani daha junior bir PM ise şey oluyor, tech lead orada ister istemez birazcık daha öne çıkıyor ama yani gerekli şey belli bir
ekibinden saygıyı gördüğü zaman PM arkadaşlar bu hafta bununla ilgilenmemiz lazım dediğinde kimse de ben bugüne kadar itiraz ettiğini görmedim yani. Evet yani biraz da aslında şey için soruyordum yani hani yani o iş tanımına yazılmayacak bir şey bence bu PM için. Aynen. Yani sen takımın liderisin dememek gerekiyor. Orada biraz o liderin zaten kendi kendine öne çıkıyor olması lazım. Burada birazcık şeyden de yani kendime de şey yapıyorum dönüp baktığım zaman yani oradaki takımın engineering manager'ın falan da yani o alanı açması lazım. Ego yapmaması lazım. Allah takım elden gidiyor falan gibi şeylere girmemesi gerekiyor yani. Ya böyle şeylerde yaşanıyormuş. Burada bir güç mücadelesi falan değil yani olay. Tabii tabii değil. Ya zaten aynı takım olduğun hissini verdiğin zaman zaten ona çok pek de gerek kalmıyor yani. Hani Aynen. zor bir şey ya, kolay değil. Yani doğru insanlar olması lazım, kimyaların uyuyor olması lazım, hedeflerin doğru veriliyor olması lazım. İşte takım liderlerinin işte hani mesela senin veya işte PM'lerin başının o kültürü devam ettiriyor olması lazım. Ya kolay değil ama hani oturduktan sonra ve retrolarla vesairelerde o hani iletişim şeyi de açıksa, kanalı açıksa zaten çok şey olmuyor yani hani sen kim oluyorsun da bana şey diyorsun falan tarzı konular hiç Aynen. olmuyor yani hani zaten çözülüyor o tip şeyler. Bir kritik bir konu var abi. PM kadar Head of PM de önemli. Yani şimdi orada olayı aslında birazcık derleyip toparlayayım. Şimdi product ekipleri sonuçta bir süre sonra ya tabii ki birbirleri rekabet etmiyorlar ama birden fazla product ekibi varsa funnel'ın farklı parçalarında bizde olduğu gibi kendi olanlarına odaklanıyorlar ve o bazen oralarda korumacı davranabiliyorlar. Overlap ettiği zaman özellikle domainler falan şey olabiliyor. İşte orada bir çok iyi bir Head of PM'in şey yapması lazım. Daha büyük resme bakıp orada şey de yapması lazım. PM'lerle de sürekli konuşması lazım. Yani Head of PM de çok kritik bir rol bir şirket için. Bu PM'ler arası koordinasyon dışında sence ne sağlıyor Head of Product? Yani şimdi özellikle daha senior bir insan, daha böyle proje görüp geçirmiş insan olduğu için bir kere business takımlarıyla nasıl iletişim kurması gerektiğine daha hakim oluyor yani o konularda. Yani conflict resolution gibi konularda daha aktif rol oynuyor özellikle ve şey de dediğin gibi koordinasyon önemli. Çünkü şimdi birinin de bakması lazım abi bu pipeline'a büyük resmi atıyorum. A takımının yaptığı bir şey C takımının metriklerini etkileyebilir yani ve bunu takımlar farkında olmadan şey yapabiliyor her ne kadar iletişim kursalar da. Head of Product'ın işi orada daha zor yani. Bütün aslında şey bilmesi gerekiyor. Ürüne bir hakimiyeti gerekiyor. Ya ben onu o tanımı hep şey diye yapıyordum Head of Product'ın. Head of Product'ın ürünü de yani product'ı da aslında takımlar ve şirketin nasıl ürün geliştirdiği olarak şey yapıyordum. Yani ürünü çıkaranlar ürün takımları ama Head of Product'ın da sorumlu olduğu şey bence hani o ürün takımlarının nasıl ürün çıkardığı. Yani nasıl ürün çıkardığı hani kalitesine göre zaten oradaki içerideki süreçleri vesairelerden bence Head of Product da sorumlu. O yüzden ben öyle tanımlıyordum en azından. Evet abi, ben de katılıyorum sana. Bence bu arada yani şeyi de sorayım yani hani bence orada hani Director of Engineering'in de sorumluluğu var. Zaten hani ürün takımı dediğimiz için aslında ürün takımının yukarıya doğru yansımış hali oluyor zaten sizde de. Yani Director of Engineering, Director of Product, Director of Design'da da aslında siz üçünüz de bir takım oluyorsunuz. Evet, evet abi çok haklısın orada. Ya benzer bir şey hani sorumluluk yine aynı şey oluyor. İşte seninki nerede, sorumluluk nerede başlıyor, nerede bitiyor vesaire gibi hani şeyler olmakla birlikte günün sonunda sanki ya benim deneyimlerimde takımların çıktılarının sorumluluğu bütün direktörlerde yani hepsinde eşit bir şekilde. Tabii abi ya bir noktada da bir yerde bir sorun varsa o işin ucu kötü management'a dayanıyor yani bunu da gördüm hani yıllar içerisinde. Tabii. Ya orada mesela benim rolüm aslında execution tarafının özellikle sorunsuz geçmesini sağlamak. Yani başka product takımları haricinde başka takımlar da var şirkette atıyorum. DevOps, Infrastructure, Machine Learning, AI gibi takımlar da var. Onların nerede devreye gireceğini, diğer product takımları nasıl iletişim kuracaklar falan bunları da düşünmek gerekiyor. Peki o takımlarla mesela bilmiyorum şu an sizin o takımlarınızda PM'ler var mı ama daha böyle hani teknolojinin daha ağır bastığı yerlerde PM'ler o takımlarla nasıl iletişimde olmalı? Abi öncelikle şeyi çok düşündük zamanında. Bizim bir tane infrastructure takımımız var. Orada DevOps'çular var. Ya buraya bir PM lazım mı değil mi filan. Ya çünkü şeyi biliyorsun. Yani infrastructure tarafı, DevOps tarafı böyle en ölçülemeyen tarafı ya. Hani revenue'ya en vuramadığın taraf. Ama Evet. bütün product takımları da biliyor ki çok lazım yani. Bütün altyapının sağlıklı bir şekilde işlemesi, oradaki pipeline'ların kurulması, işte scalable hale gelmesi için işte şeyler yapılması falan. Yani düşündük orada bir süre product manager falan ama şimdi oradaki product manager'ın da hakikaten o zaman istisnai bir kez şey developer kökenli biri olması falan gerekiyor yani. Kesin. Teknik PM deniyor zaten Aynen. yani. Teknik PR Evet. olması gerekiyor. O yüzden önceliğimizi şimdi oraya vermedik. Machine Learning ise zaten apayrı bir dünya. Sonuçta günün sonunda abi yani ürün geliştirerek yani ürünü bir noktadan sonra abi datayla, makine öğrenmeyle
bir yere getiriyorsun. Orada da çok kritik bir rol oynuyor yani machine learningçiler. O yüzden product managerların bizde en iletişim kurduğu şeyler, kişilerden biri de data scientistler yani, data engineerler. Anladım. Onlar mesela, onlar takımlardan bağımsız çalışıyor değil mi? Her takıma birden hizmet veren bir yapıda mı? Ya ideali tabii belki de her takımda bir machine learning insanı olması ama biz hani bazen bir machine learning data scientist iki takıma birden bakabiliyor yani. Onları da product toplantılarına sokmaya başladık. Ya orada da her zaman onları ilgilendiren şeyler olmayabiliyor ama yine de bu şekilde yararlı olduğunu gördük yani. Anladım. Abi şey, senin bu tweetinin altındaki yorumları aslında sana fikrini soracağım. Sonuçta onlar adına açıklama yapmanı beklemiyorum ama yani sence ne demek istediler yani? Hani altında mesela birden fazla kişiden kişi şey yazmış. PM kötü olunca her şey kötü oluyor anlamına gelen birkaç mesaj vardı. Yani sence niye böyle bir şey oldu? Yani niye bu kadar önemli PM rolü? Abi biz bu yani Katılıyor musun bir Türkiye'deki kere, onu sorayım yani. katılıyorum ya Türkiye'deki tek şey olarak teknoloji geliştiren insanlar olarak biz bu Agile'ı falan kavrayana kadar çok acılı süreçlerden geçtik. Yani burada developerların da hani bir takım sorumlulukları var ama daha çok bu eskiden hani project management diye de PMP o tür şeyler falan da vardı ya daha böyle waterfall gidilen zamanlarda falan. İnsanlar çok acılar çekti. Yani şimdi bunları tartışabiliriz. Çok böyle projelerin fail olması işte business'la engineering arasında hayvan gibi uçurum olması, bundan kaynaklanan projelerin bitmemesi, insanların fazla mesailere kalması, requirement'ların zırt pırt değişmesi falan. Hani yani bu konularda çok acılar çekildi. Ayrı bir dalgada şey de yaşandı bu işte agile dönüşümler, agile koçlar falan gibi bir orada 3-4 senelik sıkıntılı bir dönem geçirdi yani Türkiye. Orada da onun oturana kadar. Orada da zaten developerlar hani bir anda Scrum aslında şeyden çıkıp böyle developerları yarı çatına dönüştüren bir şeye falan kavrama falan oturdu Türkiye'de yani. O yüzden hani developer tarafında böyle bir business, product falan gibi, project falan gibi sözler şey yapınca bir şey var. Yani Tüyler diken diken oluyor. tüyler diken diken oluyor yani. Oradaki tepkiyi de anlıyorum o anlamda. Çünkü ya abi ben de şey yaptım ya. Yani böyle işte birileri gidiyor ve business ekiplerine diyor ki biz bu projeyi işte 3 ay 4 adamla bitiririz. Sonra o proje 6 ay 9 adamla bitiyor falan yani. 48 saat şirkette yatıyorsun. Deadline'ları yetiştir bilmem ne. Test mes zaten hak getire yani. Çok öyle insanlar acılı süreçlerden geçti yani. Bayağı Flash TV gibi konuştum ama. Yok şey aklıma geldi. İnternette işte o geyik mimlerden bir tanesinde şey diyordu. Project Manager 9 anneyle bir ayda çocuk doğurtan kişidir gibi bir şey vardı. Aynen. Yani bir öyle bir tanımı vardı, onu aklıma getirdi. Şey miydi o rule of diminishing return mü bir şey? Bir yerden sonra ne kadar kaynak yarsan şey olmuyor yani. Bir etkisi Ha olmuyor. evet. Yani işte daha fazla tırnak içerisinde kaynak atalım probleme, daha çabuk çözülsün gibi bir şey olmuyor. Şimdi hani biz de sonuçta productçıyız. Hani şey başka şekilde düşünemiyorum. Burada hani ben direkt acaba oradaki problem de PM mi diye düşünüyorum. Yani bu senin tweetin altına yazılan şeylerde orada sanki orada problem product kültürü ya, ürün kafası yok demek ki şirkette diyorum. Yani öyle bir yorum geliyorsa, yani o PM kaynaklı olmaması lazım. Orada da hani seninle yani bugün konuştuğumuz şeylere baktığımızda da aslında hani o ürün kafası bütün şirkete yayıldığı zaman zaten PM'in önemi aslında biraz azalıyor. Yani önemi derken önemsiz anlamında değil de yani orada işte yazılımcıların PM'i challenge etmesinin önemi, işte iletişimin açık olarak konuşulması, retrolar yapılması gibi hani bu gibi şeylerle önemini azaltıyoruz demek istiyorum. Yani zaten o Aynen. problemler ortaya çıkmış ve çözülmüşmesi için en azından sağlıklı bir ortam sunmuş oluyoruz. O yüzden de aslında hani o yorumları ben şey diye çeviriyorum kafamda. Hani PM kötü olunca her şey kötü oluyor demek benim için içeride çok sağlıksız bir ürün kültürü var demek. Evet. Evet yani orada anladım ne demek istediğini. Ya orada tabii developerlara fayda şey yapıyor. Yani şeyden şikayet etmeyeceksin abi developer olarak. Hani bütün her şeyi PM'in omuzlarına yıktıktan sonra abi biz burada niye test yazamıyoruz işte niye bu istediğimiz teknolojiyi kullanamıyoruz falan. Yani sen de orada biraz olayı drive etmezsen, ürünü sahiplenmezsen yani şunu demek istiyorum ben. Bir developer'ın kendi PM'ine yaptığı yatırım aslında kendisine yaptığı yatırım yani. Ha, enteresan. Biraz açsana bunu ya. Çok güzel bir söz oldu. Yani kastettiğim orada şu. Şimdi ya developer olarak en istediğimiz şeylerden biri yani birazcık bizde bir hype olayı var yani yeni teknolojiler deneyelim, yeni şeyler öğrenelim. Yeni yaklaşımları deneyelim falan. Her bir projede bir öğrenim olsun. İşte böyle istediğimiz gibi harika arkada taklar atalım falan. Bu tür şeylere şey yapıyoruz. Tabii bunun bir dengesi de var şimdi. Over-engineering'e kaymamak lazım ama ya karşındaki insanın da yani sorumlu olduğu kişiler var product manager'ın. Aslında
bu şekilde bakmak lazım zaten. Karşıdaki adamın sorumluluğu. Bir takım olarak bizim bir takım sorumluluklarımız da var. Şimdi kendine bu alanı açmak istiyorsan zaten bu adamı bana bunları anlatabilmen gerekiyor. Yani technical debt diye sabaha kadar konuş, teknik borç. Hiçbir şey anlamaz karşıdaki anlatmadıysan. Teknik borç nedir? Bunu bırakırsan komplikasyonları ne olur filan. Evet. O yüzden zaten burada hani kastettiğim oydu. PM'ine yaptığın yatırım sana alan açıyor yani. Çünkü ben görüyorum bizim ekiplerde filan da. Abi biz burada şey yapacağız işte, daha distribütif bir sistem uygulayacağız. Event driven gideceğiz. Daha önce denemedik işte. Burada .NET'te yazıyorduk. Go ile geliştirmek istiyoruz filan diye bunu. Hiç yani bunlar ayarlanıyor ve belki proje 2 haftada bitecek de atıyorum feature. 3-4 hafta sürüyor ama herkesin kafası rahat oluyor yani. Ya yani bunları anlatmak lazım. Evet, yani biraz da işte orada şey de var yani o özellikle technical debt konusunda kısa vadeli düşünme ile uzun vadeli düşünme arasındaki aslında biraz da fark, onu da konuşulması gerekiyor. Dediğin gibi işte 2 hafta uzayabilir ama uzun vadede aslında bize katkısı olacak. Aynen. Bugün çok ilginç bir şey yaşadım. Bizim bir takımdaki product menajerlerden biri geldi. Abi ben dedi kodlara bakabilir miyim dedi. Dedim abi niye kodlara bakmak istiyorsun şimdi durup dururken falan. Ya işte biz burada bir geçen sene bir tane technical debt bırakmıştık. Sonra bunu çözemedik. Ben hani olayı birazcık daha iyi anlamak istiyorum. Neden bunu şey yapamadığımızı. Çünkü çözülmeyince developerlar da artık peşini bırakmış ve unutmuş yani herkes. Ama biz burada bunu niye bırakmıştık falan. Şey olmuş falan. Böyle şeyler olabiliyor arada ve adam hani girip ben de bir inceleyeyim belki bir şeyim olur çünkü kod review'lere falan da girmeye başladı bazıları. Bir anla orada if görüp anlamaya şey yapmaya başladılar. Ya tabii bu böyle olmalı demiyorum da inisiyatif almaya başladılar o konularda. Ama tabii şey dedim yani abi sen orada daha bir danışmanlık ve şeyle orayı yönlendiren bir kişi olarak gitsen daha iyi olur. Çünkü yani ben girsem şu an anlayamam bazı yerlere yani. Ama mesela şeyi çok takdir ettim yani hani merak edip de Aynen incelemek aynen. istemesi bayağı takdir edilesi bir davranış. Aynen. Buradan da Ben teşekkürler diyelim o kişiye. de Abi ağzına sağlık. Çok teşekkürler. Bugün bir developer gözünden PM'liği dinledik. teşekkür Senden deneyimlerini paylaştığın için, fikirlerini paylaştığın için, bizi kırmayıp katıldığın için çok teşekkürler. Abi ben bu fırsatı bana verdiğin için teşekkür ederim. Çünkü yani orada yazdığım aslında iki cümlelik şey benim de başıma iş açtı birazcık. Hani ben de hani kendimi anlatmam ve aslında ne demek istediğimi anlatmam konusunda fırsat verdiğin için teşekkür ederim. Çok keyifli oldu benim için. Ne demek, benim için de çok keyifliydi. Bu arada Code Fiction'ı nereden takip edebilirler? Onu da paylaşmak ister misin? En çok aktif olduğumuz iki kanal var. Biri Twitter'dan takip edebilirler. Zaten olan biten her şeyi oradan yazıyoruz. Bir de mutlaka insanların Slack kanalımıza gelmesini isteriz yani katılıp. Orada çünkü çok güzel olaylar dönüyor. Yeni open source projeler başlıyor. Bir sürü bilgi paylaşımı oluyor. Onun haricinde Code Fiction Tech'ten podcastlerimize Spotify'dan, iPhone'un zırıltısından hiç Apple sevmeyen bir insan olarak böyle bir şey açtım. Oradan dinleyebilirler podcastlerimizde. Süper. Bu arada Armut'ta da takımları büyütüyorsunuz anladığım kadarıyla dediğine göre. Nereden başvurabilirler açık pozisyonlara? Şeyden başvurabilirler. info.armut.com/kariyerden info.armut.com/kariyerden orada ilanlarımız var. LinkedIn'de de ilanlarımız var. Başvurabilirler oradan da. Süper. Abi tekrardan teşekkürler. Ağzına sağlık. Ben teşekkür ederim. Dinleyenlere de teşekkürler. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.